Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Fütürge ilçesine bağlı olan Keferdiz'de dünyaya gelen, kan davası yüzünden işlediği cinayetin ardından yerleştiği İstanbul'da yeraltı dünyasında ün yapan Fevzi Öz'ün bir süredir beyin damarlarından birindeki pıhtılaşma nedeniyle tedavi görmekte olduğu öğrenilmişti. 3 çocuk babası olan Öz, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilmişti. Fevzi Öz'ün röportajı. Yaz aylarını Doğan Yol'daki konağında geçiren Fevzi Öz, 8 yıl önce Malatyalı Hasan Koç'un yayınladığı Anadolu Life dergisine röportaj vermişti. İşte 20 Aralık 2007 tarihli o röportajın bir bölümü. Kendisini mafya değil çocuklarımın babasıyım diye tanımlayan en büyük kabadayı en beyefendi insandır. Beyefendi insan da yeri geldiği zaman gerekeni yaptığı zaman kabadayıdır. Ben gerçek kabadayım yorum yapan Fevzi Öz, bugüne kadar yaşadığı birbirinden ilginç olayları Anadolu Life dergisine anlattı. 18 yıl önce bu alemden çekildim. Haysiyetimle oturayım yerimde, haysiyetimle öbür dünyaya gideyim dedim. Tek arzum bu diyen Fevzi Öz, Anadolu Life dergisine verdiği Hasan Koç imzalı röportajında sorulara şöyle yanıt verdi. Malatyalı olmanız nedeniyle Özal ailesine yardımcı olduğunuz yazıldı. Devletin desteğini alamadılar da mı size geldiler? Fevzi Öz, alamadılar. MİT sahip çıkmadı. Koruma polisleri bile korkuyordu. Kendilerine aile olarak gereken desteği verdik. Sonra bu milletvekilli olayı vardı Ahmet Özal'ın. Yanıma geldi. Dedim ki, bak kardeşim kesin seçileceksin ama çalış. Layık ol babana, Malatya halkına. Bizi de mahcup etme. Çocuklarımı, akrabalarımı, herkesi gönderdim Malatya'ya. Ama Ahmet ne yaptı? Ortada. Meclise, Malatya'ya doğru düzgün gitmedi. Kendi kendilerini yok ettiler. Rahmetli Özal'a şu kadar bir parça benzememişler. Evime gelip yardım istediler. Rahmetli Özal'ın sağlığında kendisiyle ne bir gün oturmuşluğumuz var ne tanışıklığımız. Dündar Kılıç'la takıştılar. O da arkadaşımız. Hatta o dönem istihbaratta olan Mehmet Eymür'le de takıştılar. Mahkemelik oldular. Evlerinden sokağa çıkamayacak duruma geldiler. Selahattin Alpay geldi. Abi dedi. Semra, Ahmet ve Zeynep Özal seninle görüşmek istiyorlar. Evime geldiler. Baktım çok dardalar. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını, cumhurbaşkanlığını yapmış rahmetli Özal'ın hemşerisi olarak çoluğu çocuğu ortada kalmış. Nasıl yardım etmeyeyim? Hodri meydan. Kim dokunacaksa dokunsun dedim. Dündar Kılıç 20-30 senelik arkadaşımdı. Bunlar Karadeniz'in en büyük grubuydu. Bana da haber gönderdiler. Biz çekiliyoruz, sen varsan diye. Turan Çevik'in Malatya Spor Başkanlığı döneminde gizli başkan olduğunu söylendi. O dönem için neler söyleyeceksiniz? Fevzi Öz, Turan Çevik'le ortaktım. Malatya Spor gündeme geldi. Turan, dayı başkan ol dedi. Ben de dedim ki, sen başkan ol, ben destekleyeyim. O zaman Malatyalı bir hemşerimiz geldi. Maçı verelim diye Semra Özal yollamış. Ben de sinirlendim çocuklara. Beşer milyon daha prim size. Yenin Beşiktaş'ı dedim. Bünyamin'in neredeyse beli kırılıyordu. Topu içeriden aldı. Yendik o maçı. Biz Malatya Spor'u böyle yerlere getirdik. Cezaevi yaşamınız nasıl geçti? Fevzi Öz. Zamanında güzel cezalar yattım. Nereye gittiysem saygı gördüm. Bir tek Avrupa'da sıkıntı yaşadım. Orada da ne Fevzi Öz'ü tanıyorlar, ne Ahmet'i ne de Mehmet'i. Orada büyük bir malla yakalandım. 2,5 ton. O zamanlar kimse 2,5 kilo bile götüremiyor. Aldılar beni hücreye koydular. Oradaki ceza ve hayatım çok kötü geçti. 3 ay gazete dergi vermediler. Limon çekirdeği dikip yetiştirdim. Çiçeklerle konuşuyordum. Tam 26 ay insan görmeden yaşadım orada. Bir tek gardiyanı tanıyordum. Herkes cezaevi avlusunda hava alıp döndükten sonra bana hava almam için izin veriyorlardı. Onu da hücremi aramak için yapıyorlardı. Yeni babalar neden içeride? Bizim zamanımızda gerçek bir kabadayılık vardı. Hani bir kumar alemi vardı, bir de kaçakçılık alemi vardı. Şimdiki jenerasyon değişti, sistem değişti. Şimdi mafya babası dediğin zaman iç işlerinde, Adalet Bakanlığında, hakimlerden, emniyetteki müdürlerden adamın olacak. Validen olacak. Bunlara maddi manevi bakacaksın. Kimi MİT'in adamı, kimi JİTEM'in adamı,
kimisi emniyetin istihbaratın adamı. Bunları maşa gibi kullandılar. Hani nasıl ki Hizbullah PKK'ya karşı kuruldu, onları öne sürenlerin asıl hedefi de saldırtarak bizi yok etmekti. Ama o yeni kurdukları, destek verdikleri kabadayı dedikleri adamlar ne yaptı? Yanlarına üçer beşer adam aldı, üstlerine birer siyah takım elbise giydirip saçlarını üçe verdirtti, tahsilat işlerine bakmaya başladı. Bunlar da baktı ki onlar bizle kötü değiller. Saygı gösterir, elimizi öperler, o zaman tamam, bunların pili bitti dediler. Şimdi tek tek içeri aldılar. Bu arada adamların kazandıklarını da yedirmiyorlar. Kimine 20, kimine 30 sene durmadan ceza veriyorlar. Fevzi Öz, Malatya Pötürge'de doğdu. Amcasının oğlunun vurulmasıyla başlayan kan davası nedeniyle bir kişi öldürdü ve cezaevine girdi. 1974'te aftan yararlandı. 1980'de Kürt İdris ve Mustafa Çapan'ı kaçırmak gibi birçok suçlamadan beraat etti. İlk MİT raporunda adı hayali ihracat ve para aklama işlerinde yer aldı. 1988'de uyuşturucu, polis dinleme cihazı ve tabancayla yakalanarak tutuklandı. 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.